Bundan birkaç ay önce ben, Yüce Allah lütfetmişti, Umre'ye, Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştim. Yüce Allah arzu eden herkese gitmeyi nasip eylesin. Gidenlere bir kez daha gitmeyi nasip eylesin. Medine-i Münevvere'ye, o büyük zatın, Ravza'nın sahibine gitmeyi, dokunmayı, ona selam vermeyi nasip eylesin. Heyecanlıydım, içimde müthiş bir aşk, onu göreceğim diyordum. Uçakta giderken heyecanlıydım, elimde bazı alimlerin kitaplarını okuyordum, fakat okurken kitabın içinde kayboluyordum. Ne kadar kaldı Medine-i Münevvere'ye diye heyecanlıydım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı göreceğim diyordum. Gerçi ilk gidişim değildi. Lakin kalp sanki hep ilk gidişi gibi heyecanlanırmış ya. Müthiş bir heyecan vardı iç alemimde, ruh iklimimde. Havalimanından indiğimizde oradaki sıcak yüreğime dokunurken, oradaki hacıların, oradaki Medine'ye ziyarete gelenlerin yüzlerine bakıyordum. Herkesin gözlerine bir yaş aktı akacak. Medine'ye geldim, Medine'ye geldim diye bir heyecan. Nihayetinde varacağımız yere vardık. Nihayetinde Ravza-i Mutahhare'ye geldik. Nihayetinde mescidinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o beldesine, onun Medine-i Münevveresine, onun Ravza-i Mutahharasına, onun mescidine doğru ağır adımlarla geliyorduk. Dostlar yanımızdaydı, eli öpülecek, ayağı öpülecek validemle beraberdim. Beraberdik. Etrafıma bakınıyordum, o beldeyi izliyordum. Şu beldeye bakar mısınız? O belde ki, Medine-i Münevvere'deki o belde ki, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bakışlarına şahit olmuş. O belde ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğünde ayaklarına dokunmuş. O belde ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek parmaklarını, şehadet parmağını arşa kaldırdığında ona şahit olmuş. O belde ki Allah'ın katında çok sevgili, o belde ki Allah'ın katında çok şerefli bir belde. Bazen Medine'de yürüdüğünüzde mescide doğru giderken sanki bir kayanın yanından geçerken, sanki adeta bir taşın yanından geçerken kendi kendinize taşa şöyle demeyi arzu ediyorsun. Ey taş, lütfeder misin acaba? Bana Hazreti Peygamber'i anlatır mısın? Belki sen onu görmüşsündür. Asırlar öncesinde sen belki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmüşsündür. Belki o senin yanından cemaatiyle geçmiştir. Belki o senin yanında Ebu Bekir'le yürümüştür radıyallahu anh. Belki o seninle beraberken, senin yanında geçerken Hazreti Ömer'le yürümüştür. Belki onun rüzgarı sana çarpmıştır diyesiniz geliyor. Bazen taşla konuşulur mu? Konuşulmaz mı? Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir taşın, bir ağacın, bir odun parçasına yaslanır vaaz verirdi, bilir misiniz? Ey eli öpülecek teyzem! Mübarek Medine'sinde üç basamaklı bir Hazreti Peygamber'in vaaz vereceği yeri vardı. Böyle dirseğine Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir odun parçasına koyardı. Minber ve mihrapları titreten o müthiş şecaatiyle, o müthiş ihtişamiyle Hazreti Peygamber vaaz verirdi. Şu hatibe bakar mısınız? Şu hatibe bakar mısınız? Şu yeryüzünün gördüğü ve görebileceği en muktedir hatibe bakar mısınız? Sahabe öyle diyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuştuğunda bizim yüreklerimizde ağlama hissi oluşurdu. O öyle bir titretirdi ki, o öyle bir vaaz verirdi ki sanki sema başımıza çökecekmiş gibi kendimizi hissedirdik.
Çünkü cenneti ve cehennemi gören bir peygamber. Vaaz verirken sanki arkasından koca bir ordu gelmekte Hazreti Peygamber'e. Öyle müthiş bir ter içerisinde ashabına vaaz verirdi. Dokunurdu kalplere, nakış nakış işlerdi. Gün geldi Hazreti Peygamber'e mütevazi bir minber yaptıklarında o odun parçası, o ağaç parçasını sahabe-i kiram böyle bir kenara bıraktılar. Vaaz vermek için insanlığın medar-ı iftiharı vaaz vermek için minbere çıkar. Allah'a hamdü sena ederken birdenbire bir bebek ağlayışı duyulur. Bir bebek ağlayışı, tıpkı bir bebeğe benzeyen, tıpkı bir çocuğa benzeyen bir ağlayış Medine'de Allah Resulü'nün mescidinde yankı yapmakta. Subhanallah ya Rabbi. Manzara görülmeye değer. Allah Resulü aleyhisselam bir an duraksar, sahabi duraksar, sesin geldiği güne doğru herkes dönmekte. Ses nereden gelmekte biliyor musunuz? Bunu birçok hadis alimi nakletmiştir. Bu olaya bütün bir Medine şahittir. O ağlama sesi, hani Hazreti Peygamber aleyhisselamın mübarek dizini dokundurduğu o ağaç vardı ya, hani o odun parçası vardı ya, hani kenara bıraktılar ya, ağlayış o odun parçasının içinden gelmekteydi. Bunda şaşılacak ne var ki? Siz sanıyor musunuz ki sadece insanlar Allah Resulü sevmekte? Kur'an buyurmuyor mu? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik, tecelli ettik. Allah Resulü öyle buyuruyor. Yer ve gök arasında bulunan her şey benim Allah Resulü olduğumu bilir, şahittirler diyor. Hazreti Ali öyle ifade ediyor. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la Mekke'de de Medine-i Münevvere'de de her yürüdüğümde Hazreti Peygamber Aleyhisselam ağaçların yanından geçtiğinde ağaçlardan Esselamu Aleyke ya Resulallah, selam sana olsun ey Allah Resulü, selam sana olsun ey Allah Resulü diyeceklerdi. Resulullah'a selam verdiklerini ben duyuyordum. Resulullah Aleyhisselam'la yürüdüğümde ben ağaçların peygambere selam verdiğini duyuyordum. Ey Allah Resulü, salat ve selam sana olsun diyorlardı. Ağaçlar dahi Hazreti Muhammed'e zikir çekiyorlardı. Yer ve semada bulunan her şey benim Allah Resulü olduğuma şahittir diyecek. Hazreti Peygamber öyle buyuracak. Ve siz Medine-i Münevvere'de ve siz Ravza-i Mutahara'da yürüdüğünüzde işte bunları hatırlıyorsunuz. Yürüyordum mescide, Medine-i Münevvere'de ezan okunmaya başlayacak. Orada ezan okunurken dükkanlar kapatılır edeben. Namaz kılınacağı zaman cemaatle orada namaz kılınır. İnsanlar orada tek başına namaz kılmayı haya ederler. Derler ki orada biz cemaatle namaz kılalım. Çünkü Allah'ın Resulü hep cemaatle namaz kılmıştır. Öyle düşünürler, öyle idrak ederler. Ben de orada onlarla beraberdim. Yürüyordum. Hazreti Peygamber'in ravzasına doğru giderken bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bir gördüğümü bir daha göremiyordum bile. Öyle müthiş bir kalabalık var çünkü. Açınız internetten, televizyonlardan Medine-i Münevvere'yi ve Kabe'yi izleyiniz. Orada milyonlarca insanı görürsünüz. Her an, her saat, her dakika Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a selam vermeye gelen milyonlarca insanı görürsünüz. Orada o an o dem. Ben de yürüyordum ağır adımlarla. Geldim. Ve ezin kalktı, Allahu Ekber dedi. İnsanlar Ravza'ya doğru, mescide doğru giriyorlardı. Ben de girdim. Ben de Efendimizin metfun bulunduğu o mübarek kabrinin yakınlarında bir yerde ancak yeri bulabildim. Çünkü onun kabrine yaklaşmak zordur. Böyle avucumun içi kadar
bir karış secde edilecek yer dahi bulmanız zordur. Milyonlarca insan gelip geçiyor oradan. Müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan. Herkes farkında kimin yanında olduğunu, herkes farkında kime selam verdiklerini. Orada oturuyordum. Namaz kıldık. Namaz bitti. Namazdan sonra ben ağır adımlarla, düşünceli adımlarla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Muace-i Şerif deriz biz ona, mübarek yüzünün olduğu taraf, kabrinin tam önü, insanların selam verdiği o yer. Ben de oraya doğru geldim. Ben de Hazreti Peygamber'e selam vermeye geldim. Gelenler gidenler, müthiş bir kalabalık. Orada hasretimi giderdim. Sonra kapısına yakın bir yerde diz çöktüm. Onun kabrine bakmaya başladım. Ve derin bir tefekkür hali, ben uzaklara, bir hayli uzaklara gittim. Bir şeyleri düşünmeye başladım. Onun kabri bana bir kez daha ders verdi. Neydi o ders? Said ne düşündü orada? Said kardeşiniz ne düşündü orada? Hani bazen gidersiniz, hani bazen kabirlere uğrarsınız, hani bir zamanların en büyükleri vardır, bir zamanların en meşhurları vardır. Herhangi birini hedef almıyorum, umumi konuşuyorum ben, genel konuşuyorum. Biz kimseyi incitmeyiz. Biz anlatılan meselenin manasına, vukufiyetine varmaya çalışıyoruz. Gidersiniz bazen en meşhur kişilerin kabrine, bakarsınız. Bakarsınız ki kabrinde sadece bir sessizlik hakim. Sadece tatlı bir rüzgar esiyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bir zamanlar yolda yürüdüğünde yollar kapanır. Bir zamanlar daha adı gitmeden binlerce insanlar toplanırdı. Şimdi kabrine bakıyorsunuz, kabrinde bir kişi dahi yok. Sessizlik hakim. Sadece vefatı seniyyesi olduğunda, vefat ettiği tarih vuku bulduğunda belki birkaç kişi kabrine selam vermeye gelirler. Hepsi o kadar. Başka hiçbir şey yok. O kadar. Bakınız cenazelere, bakınız, bakınız, bakınız. Ders alınız. Cenazelere bakınız. İmam efendi cenazeyi gömeceği zaman cenaze hazır mı diyecek? Ben burada cenazeyi anlatmayacağım. Ben başka bir şey ifade edeceğim. İmam efendi der ki cenaze hazır mı? Cemaat diyecek ki cenaze hazırdır İmam efendi. Mezara getirecek. Gömün bakayım bu cenazeyi diyecek. Ne oldu? Ne oldu? Hani sen büyük adamdın? Hani sen asil adamdın? Hani sen gitmeden adın giderdi? Hani adın senin? Adın cenaze oldu senin. Daha mezarından gitmeden adını unuttular. Sana cenaze demeye başladılar. Hani asil adamdın? Hani sen asaletli adamdın? Hani sen büyük adamdın? Hani adın vardı? Sen daha mezara girmeden adın cenaze oldu senin. Subhanallah ya Rabbi. İnsanoğlu böyledir. Gelip geçiverir, dokunuverir, okşayıverir, söyleyiverir. Allah bize merhamet etsin. Bu dünyada hiçbir şey kalmayacak. Senin adın vardır, o dünyada kalır. Kabire sadece sen ve Rabbin varsın. Başka hiçbir şey yok. Kabire sadece sen ve amellerin girersin. Dünyada Allah ile aran iyiyse iyisin. Dünyada namazla aran iyiyse iyisin. Dünyada Kur'an'la aran iyiyse iyisin. Vallahi aran iyi değilse, veyl veyl, yazık. Bunları düşünüyordum ben Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek kabrinde. Ben Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında, onun huzurunda ona bakıyordum. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın huzurundaki o kalabalığa odaklandım. Düşünmeye başladım. Medine-i Münevvere'de
mescitte müezzin kalkıp hadi hayyâle salâh, namaza koşunuz dediğinde Irak'ından, İran'ından, Pakistan'ından, Afganistan'ından, Suriye'sinden, Türkiye'sinden, Avrupa'sından, Balkan'ından, Orta Asya'sından, her milletten, her dilden en az 500 bin insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kıyama kalkıyor. Şimdi buradan size soruyorum. Bana söyler misiniz? Kim Hazreti Muhammed kadar büyük olabilir? Sen bütün çağların en büyük insanısın ey Allah'ın Resulü. Kainatta hiçbir beşer, kainatta hiçbir fani onun kadar sevilmemiştir. Kainatta hiçbir beşer, kainatta hiçbir fani Hazreti Muhammed kadar sevilmeyecek. Aleyhisselam. Nasıl ki dün 14 asır önce o damgasını vurduysa, bugün nasıl ki Said gibi bir aciz onu anlatıyorsa, bu mikrofonlar hiç boş kalmayacak. Kainat var olduğu sürece hep Hazreti Muhammed anlatılacak inşallah. Allah-u Teala bizi onun bereketinden, onun rahmetinden, onun güzelliğinden, onun affından bizi ayırmasın inşallah. Onun kabri bana bir kez daha ders verdi. Neydi o ders? Said ne düşündü orada? Said kardeşiniz ne düşündü orada? Hani bazen gidersiniz, hani bazen kabirlere uğrarsınız, hani bir zamanların en büyükleri vardır, bir zamanların en meşhurları vardır. Herhangi birini hedef almıyorum, umumi konuşuyorum ben, genel konuşuyorum. Biz kimseyi incitmeyiz. Biz anlatılan meselenin manasına, vukufiyetine varmaya çalışıyoruz. Gidersiniz bazen en meşhur kişilerin kabrine, bakarsınız ki kabrinde sadece bir sessizlik hakim, sadece tatlı bir rüzgar esiyor, bu kadar, başka hiçbir şey yok. Bir zamanlar yolda yürüdüğünde yollar kapanır, bir zamanlar daha adı gitmeden binlerce insanlar toplanırdı, şimdi kabrine bakıyorsunuz, kabrinde bir kişi dahi yok. Sessizlik hakim. Sadece vefatı seniyyesi olduğunda, vefat ettiği tarih vuku bulduğunda belki birkaç kişi kabrine selam vermeye gelirler. Hepsi o kadar. Başka hiçbir şey yok. O kadar. Bakınız cenazelere, bakınız. Ders alınız. Cenazelere bakınız. İmam Efendi cenazeyi gömeceği zaman cenaze hazır mı diyecek? Ben burada cenazeyi anlatmayacağım. Ben başka bir şey ifade edeceğim. İmam Efendi der ki cenaze hazır mı? Cemaat diyecek ki cenaze hazırdır. İmam Efendi mezara getirecek. Gömün bakayım bu cenazeyi diyecek. Ne oldu? Hani sen büyük adamdın? Hani sen asil adamdın? Hani sen gitmeden adın giderdi? Hani adın senin? Adın cenaze oldu senin. Daha mezarından gitmeden adını unuttular. Sana cenaze demeye başladılar. Hani asil adamdın? Hani sen asaletli adamdın? Hani sen büyük adamdın? Hani adın vardı? Sen daha mezara girmeden adın cenaze oldu senin. Subhanallah ya Rabbi. İnsanoğlu böyledir. Gelip geçiverir, dokunuverir, okşayıverir, söyleyiverir. Bundan birkaç ay önce ben, Yüce Allah lütfetmişti, Umre'ye, Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştim. Yüce Allah arzu eden herkese gitmeyi nasip eylesin. Gidenlere bir kez daha gitmeyi nasip eylesin. Medine-i Münevvere'ye o büyük zatın, Ravza'nın sahibine gitmeyi, dokunmayı, ona selam vermeyi nasip eylesin. Heyecanlıydım, içimde müthiş
bir aşk. Onu göreceğim diyordum. Uçakta giderken heyecanlıydım. Elimde bazı alimlerin kitaplarını okuyordum. Fakat okurken kitabın içinde kayboluyordum. Ne kadar kaldı Medine-i Münevvere'ye diye. Heyecanlıydım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı göreceğim diyordum. Gerçi ilk gidişim değildi. Lakin kalp sanki hep ilk gidişi gibi heyecanlanırmış ya. Müthiş bir heyecan vardı iç alemimde, ruh iklimimde. Havalimanından indiğimizde oradaki sıcak yüreğime dokunurken oradaki hacıların, oradaki Medine'ye ziyarete gelenlerin yüzlerine bakıyordum. Herkesin gözlerine bir yaş aktı akacak. Medine'ye geldim, Medine'ye geldim diye bir heyecan. Nihayetinde varacağımız yere vardık. Nihayetinde Ravza-i Mutahhare'ye geldik. Nihayetinde mescidinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o beldesine, onun Medine-i Münevveresine, onun Ravza-i Mutahharasına, onun mescidine doğru ağır adımlarla geliyorduk. Dostlar yanımızdaydı. Eli öpülecek, ayağı öpülecek validemle beraberdim. Beraberdik. Etrafıma bakınıyordum. O beldeyi izliyordum. Şu beldeye bakar mısınız? O belde ki Medine-i Münevvere'deki, o belde ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bakışlarına şahit olmuş. O belde ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğünde ayaklarına dokunmuş. O belde ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek parmaklarını, şehadet parmağını arşa kaldırdığında ona şahit olmuş. O belde ki Allah'ın katılmaya başlayacak. Orada ezan okunurken dükkanlar kapatılır edeben. Namaz kılınacağı zaman cemaatle orada namaz kılınır. İnsanlar orada tek başına namaz kılmayı haya ederler. Derler ki orada biz cemaatle namaz kılalım. Çünkü Allah'ın Resulü hep cemaatle namaz kılmıştır. Öyle düşünürler, öyle idrak ederler. Ben de orada onlarla beraberdim. Yürüyordum. Hazreti Peygamber'in ravzasına doğru giderken. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bir gördüğümü bir daha göremiyordum bile. Öyle müthiş bir kalabalık var çünkü. Açınız internetten, televizyonlardan Medine-i Münevvere'yi ve Kabe'yi izleyiniz. Orada milyonlarca insanı görürsünüz. Her an, her saat, her dakika Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a selam vermeye gelen milyonlarca insanı görürsünüz. Orada o an, o dem. Ben de yürüyordum ağır adımlarla. Geldim. Müezzin kalktı, Allahu Ekber dedi. İnsanlar Ravza'ya doğru, mescide doğru giriyorlardı. Ben de girdim. Ben de Efendimizin medfun bulunduğu o mübarek kabrinin yakınlarında bir yerde ancak yeri bulabildim. Çünkü onun kabrine yaklaşmak zordur. Böyle avucumun içi kadar bir karış secde edilecek yer dahi bulmanız zordur. Milyonlarca insan gelip geçiyor oradan. Müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan. Herkes farkında kimin yanında olduğunu, herkes farkında kime selam verdiklerini. Orada oturuyordum. Namaz kıldık. Namaz bitti. Namazdan sonra ben ağır adımlarla, düşünceli adımlarla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Muace-i Şerif deriz biz ona, mübarek yüzünün olduğu taraf, kabrinin tam önü, insanların selam verdiği o yer. Ben de oraya doğru geldim. Ben de Hazreti Peygamber'e selam vermeye geldim. Gelenler gidenler, müthiş bir kalabalık. Orada hasretimi giderdim. Sonra kapısına yakın bir yerde diz çöktüm. Onun kabrine bakmaya başladım. Ve derin bir tefekkür hali, ben uzaklara, bir hayli uzaklara gittim. Bir şeyleri düşünmeye başladım.
katında çok sevgili, o belde ki Allah'ın katında çok şerefli bir belde. Bazen Medine'de yürüdüğünüzde mescide doğru giderken sanki bir kayanın yanından geçerken, sanki adeta bir taşın yanından geçerken kendi kendinize taşa şöyle demeyi arzu ediyorsun. Ey taş, lütfeder misin acaba? Bana Hazreti Peygamber'i anlatır mısın? Belki sen onu görmüşsündür. Asırlar öncesinde sen belki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmüşsündür. Belki o senin yanından cemaatiyle geçmiştir. Belki o senin yanında Ebu Bekir'le yürümüştür radıyallahu anh. Belki o seninle beraberken, senin yanında geçerken Hazreti Ömer'le yürümüştür. Belki onun rüzgarı sana çarpmıştır diyesiniz geliyor. Bazen taşla konuşulur mu? Konuşulmaz mı? Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir taşın, bir ağacın, bir odun parçasına yaslanır vaaz verirdi, bilir misiniz? Ey eli öpülecek teyzem! Mübarek Medine'sinde üç basamaklı bir Hazreti Peygamber'in vaaz vereceği yeri vardı. Böyle dirseğine Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir odun parçasına koyardı. Minber ve mihrapları titreten o müthiş şecaatiyle, o müthiş ihtişamiyle Hazreti Peygamber vaaz verirdi. Şu hatibe bakar mısınız? Şu hatibe bakar mısınız? Şu yeryüzünün gördüğü ve görebileceği en muktedir hatibe bakar mısınız? Sahabe öyle diyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuştuğunda bizim yüreklerimizde ağlama hissi oluşurdu. O öyle bir titretirdi ki, o öyle bir vaaz verirdi ki sanki sema başımıza çökecekmiş gibi kendimizi hissedirdik. Çünkü cenneti ve cehennemi gören bir peygamber vaaz verirken sanki arkasından koca bir ordu gelmekte Hazreti Peygamber'e, öyle müthiş bir ter içerisinde ashabına vaaz verirdi. Dokunurdu kalplere, nakış nakış işlerdi. Gün geldi Hazreti Peygamber'e mütevazi bir minber yaptıklarında o odun parçası, o ağaç parçasını sahabe-i kiram böyle bir kenara bıraktılar. Vaaz vermek için insanlığın medarı iftiharı vaaz vermek için minbere çıkar. Allah'a hamdü sena ederken birdenbire bir bebek ağlayışı duyulur. Bir bebek ağlayışı, tıpkı bir bebeğe benzeyen, tıpkı bir çocuğa benzeyen bir ağlayış Medine'de Allah Resulü'nün mescidinde yankı yapmakta. Subhanallah ya Rabbi. Manzara görülmeye değer. Allah Resulü Aleyhisselam bir an duraksar, sahabi duraksar, sesin geldiği güne doğru herkes dönmekte. Ses nereden gelmekte biliyor musunuz? Bunu birçok hadis alimi nakletmiştir. Bu olaya bütün bir Medine şahittir. O ağlama sesi, hani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek dizini dokundurduğu o ağaç vardı ya, hani o odun parçası vardı ya, hani kenara bıraktılar ya, ağlayış o odun parçasının içinden gelmekte. Bunda şaşılacak ne var ki? Siz sanıyor musunuz ki sadece insanlar Allah Resulü'nü sevmekte? Kur'an buyurmuyor mu? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik, tecelli ettik. Allah Resulü öyle buyuruyor. Yer ve gök arasında bulunan her şey benim Allah Resulü olduğumu bilir, şahittirler diyor. Hazreti Ali öyle ifade ediyor. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la Mekke'de de Medine-i Münevvere'de de her yürüdüğümde Hazreti Peygamber Aleyhisselam ağaçların yanından geçtiğinde ağaçlardan Esselamu Aleyke ya Resulallah, selam sana olsun ey Allah Resulü, selam sana olsun ey Allah Resulü diyeceklerdi. Resulullah'a selam verdiklerini ben duyuyordum. Resulullah Aleyhisselam'la yürüdüğümde
ben ağaçların peygambere selam verdiğini duyuyordum. Ey Allah Resulü, salat ve selam sana olsun diyorlardı. Ağaçlar dahi Hazreti Muhammed'e zikir çekiyorlardı. Yer ve semada bulunan her şey benim Allah Resulü olduğuma şahittir diyecek. Hazreti Peygamber öyle buyuracak. Ve siz Medine-i Münevvere'de ve siz Ravza-i Mutahara'da yürüdüğünüzde işte bunları hatırlıyorsunuz. Yürüyordum mescide, Medine-i Münevvere'de ezan okuyordum.